Şu an merkezimiz bünyesinde 4 metil alkol zehirlenmesi vakası takip ediyoruz. Bir tanesi yoğun bakımda, diğer üçü ünitemizde takip edilmekte. Yoğun bakımdaki hastamız başvurduğu zaman mekanik ventilasyon cihazına bağlıydı. Fakat şu anda hastamızı makineden çıkardık, servise yatar konuma geldi. Diğer 3 hastamız ise gerekli tedavileri yapıldı. Sadece 2 tanesinin görmeyle ilgili kusuru bulunmakta. Onları da yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz. Alkollü içkiler üretilirken kullanılabilen tek alkol etil alkoldür. Sahte içki, kaçak içki dediğimiz ürünler ise etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen içeceklerdir. Bu içeceklerde yer alan metil alkol tüketildiğinde insanlarda ölümcül zehirlenme tablolarına sebep olur. Metil alkol vücuda girdikten sonra karaciğerde özellikle zehirli metaboliti olan formik asite çevrilir ve bu formik asit kanda asit seviyesini artırarak hem gözde hem de santral sinir sisteminde geri dönüşümsüz hasara sebep olur. Metil alkol tüketen kişiler erken evrelerde özellikle baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, görme bulanıklığı, görme bulanıklığına eşlik eden sık nefes alıp verme gibi bulgular ortaya çıkar. Eğer kişi metil alkolle beraber etil alkolü aynı anda tükettiyse bu bulguların ortaya çıkış süresi 30 saate kadar uzayabilir. Fakat ilerleyen evrelerde erken tanı konmazsa ve erken tedavi edilmezse bu hastalarda geri dönüşümsüz göz, beyin hasarı ve ölüm gözlenmektedir. Metil alkolün panzehiri etil alkoldür. Etil alkol özellikle metil alkolün zehirli metabolitine dönüşmesine engel olur. Ama oluşan zehirli metaboliti ise ancak diyaliz yoluyla biz kandan uzaklaştırırız. Bu tedaviler ne kadar gecikirse sakatlık ve ölüm ihtimali de o kadar artar. Maalesef tadından anlamak mümkün değildir. Özellikle alkollü içecek alınacaksa yetkin satış noktalarından temin edilmesi gerekir. Alındıktan sonra şişenin orijinal bandrolü olup olmadığını, etiketinin kontrol edilmesi mutlaka gerekmektedir. Aynı zamanda içerisindeki miktarın orijinal miktarı ile aynı olup olmadığı, berraklığının aynı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Onun dışında alkol tükettikten sonra söylediğim belirtiler ve bulgular kişide başlıyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna en yakın zamanda başvurmalıdır.